Çok iyi. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız sizlerle? Tayland'da ne yiyorum? Ufak bir yemek hazırlayacağım sizlerle birlikte. Salata ve tavuk yapacağım. İlk önce tavukları yapacağım. Daha sonrasında salata yapmaya başlayacağım. İnce bir şekilde kesiyoruz tavuklarımızı. Daha sonrasında kırmızı biber ile, yani süs biber ile bunları pişireceğiz acılı bir şekilde. İçerisine fazla bir şey koymayacağım. Birkaç süslemesini yapacağım sadece. Bu kadar yeterli. Şimdi tavuklarımız pişene kadar salatamızı yapacağız. Salatamızı da bu şekilde papaya salat ile yapacağız. Birazdan size onları da açıklayacağım. Şu biberin güzelliğine bakar mısınız? Birazcık fish sauce koyuyorum içerisine. Çok az şeker koyuyorum. Birkaç parça da yeşil soğan koyuyorum, taze soğan. Soruyorlar arkadaşlar bana ne yiyorsun orada diye. Kendim evde yapıyorum, dışarıda da yiyorum. Yemek ayırt etmiyorum yani genelde. Şimdi yemeğimizi kısık ateşte pişirmeyi bıraktık. Yaklaşık bir 20 dakika kadar pişecek. Ondan sonra yemeğe hazır hale gelecek. Şimdi de salatamızı yapmaya başlayacağız birazdan. Evet arkadaşlar, şimdi salatamıza geldi sırada. Bu salatamızı yaparken bu şekilde papaya salat kullanıyoruz. Bunun üstünde papaya deniliyor. Bunun iki türlüsü var. Biri salataya kullanılır, bir tanesi de meyvesi var, turuncu olan. İlk başta kabuklarını soyuyoruz. Bir gününüz yolunuz bu tarafa düşerse denemenizi tavsiye ederim. Mükemmel bir şey. Hem meyvesi hem de bu yeşil olanı. İçinde küçük küçük tohumları var. Böyle bir, nasıl diyeyim, küçük bir boru şeklinde düşünün. Arkadaşlar bunu nasıl soyuyoruz biliyor musun, yapıyoruz? Bıçağı bu şekilde. Bu şekilde ince ince kese kese. Bunu biliyor musunuz ne olduğunu? Bu havan. Burada devamlı kullanılıyor salata yapımında. Diyeceksiniz ki ya onunla salata nasıl oluyor? İnce attıktan sonra bunu bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Salatalık gibi desem değil. Bu kadar yeterli bize kullanabileceğimiz.
Arkadaşlar şimdi bunun içerisinde acı kullanacağız. 1, 2, 3, 4 kadar yeterli. Hatta şunu da atalım, 5 olsun. Bunu bu şekilde biberleri iyice eziyoruz. Bunun ismini bilmiyorum. Bu bezelyeye benziyor içi ama değil. Buranın bu şekilde yerli domatesleri, doğal domatesler. Yeterli. İçerisinde bir adet limon. Lime yani. Limon. Lime mı limon mu? Bunun bir tanesini kabuklu bir şekilde atıyoruz içerisine. Arkadaşlar bu salamura edilmiş fish sos. Bu da fish sos. Rengi kahverengi. Bir adet yeterli. Şeker atıyoruz içerisine. Daha sonraki süreçte bu da şekere benzer bir şey ama değil. Lezzet veriyor. Biraz daha fiş sos koyuyoruz direkt başka türlü sunulmalı. Pratik. Hemen 15 dakikada gördüğünüz yemeğimi yapıyorum bu şekilde. Tayland yemek konusunda dünyada 8. sırada arkadaşlar. Eğer geliniz var mı bilmiyorum buraya tatile ama buraya bir restoranta gittiğiniz zaman herhangi bir restoranta size bir menü getiriyorlar. Ve garson gidiyor. 25 dakika sonra geliyor. Verdikleri menü albüm gibi aynı. Bak bak bitmiyor, bak bak bitmiyor. Çeşit çok. Yaptığım papaya salat diye geçiyor. İçerisine papaya koyuyorum. Domates koyuyorum. Pul biber var. Biraz domates. Bu kadar. Geriye kalan fish sosları var. Bir de yaptığım diğer tavuk var. O zaman yemekte görüşürüz. Bakalım tadı nasıl olmuş. Bu arada unutmamak için artık haftada bir yemek videosu yapmayı düşünüyorum. Bu tarz videoların daha fazlasını gelmek istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. O zaman yemekte görüşürüz. Bakalım yaptığımız yemeği beğenebilecek miyiz kendimiz? Acayip bir şey. Diyeceksiniz tavuk kaltı üstü. Öyle değil arkadaşlar. Bu salatamız ortalama yaklaşık ve içerisine 5 tane kadar süs biberi koydum. Çok iyi. Çok iyi. Eğer siz de bu videoların daha fazlası gelmesini istiyorsanız Asya mutfağını sizlere tanıtmamı istiyorsanız yorumlarda belirtip çok yapmanız zor bir şey değil. Abone ol tuşuna basacaksınız bu kadar. Akıllara zarar bir şey. Instagram adresimi alta koyacağım.
Orada zaten genellikle storylerimi her gün paylaşıyorum. Dediğim gibi bu tarz videoları haftanın bir gün ayırıp sizlere Asya mutfağını tanıtacağım. Bu şekilde yemekler yapacağım. Acayip bir şey arkadaşlar ya. Acayip bir şey. Diyeceksiniz ki ya Türkiye'de papayayı nereden bulacağız, papaya salatı? Var arkadaşlar. Antalya'da olsun, Mersin'de olsun sıcak yerlerde oluyor genelde. Orada var. Araştırırsanız biraz çok zor değil. Çünkü artık yani yıl oldu 2020. Yani bir şey aramak, bulmak çok zor değil açıkçası Türkiye'de bile. Şuna zaten bitiyorum ben ya, bu salataya. Bol acılı. Tavuk keza. Fena. Canınızı çektiysem özür dilerim. Boğazıma düşkünüm. Diyeceksiniz ki görüyoruz, zayıfsın zaten. Neren düşkün senin boğazına? Öyle değil arkadaşlar ya. Yemek benim için bambaşka bir şey. Instagram adresini açıklama kısmına bırakacağım. İsteyen olursa size tarifi tekrardan yazabilirim. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Dediğim gibi kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin gelmesini daha fazla istiyorsanız yorumlarda belirtip kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi bakın kendinize.